bayrak değişimi törenine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Ben sözlerime başlamadan önce yanı başımızda yalan, bugün 33. gününe giren Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, aziz milletimize ve ailelerine de sabırlar diliyorum. Yaralanan yiğitlerimize de yine Cenab-ı Mevla'dan şifalar diliyorum. İnşallah tez zamanda, en kısa zamanda zafere ulaşırız. Muvaffakiyetle oradan çıkmış oluruz inşallah diyorum. Akdava, Akneferlerin beklentisiz bir şekilde gecesini gündüzüne katarak bir an olsun dahi durmadan hareket eden anlayışın oluşturduğu bir erdemler harekatıdır. Allah'a hamdolsun böyle güzel ve anlamlı bir orduda görev almak için ınç ınç bir yarış içine girildi. Sıtkı vekilimizin, koordinatörümüzün bir sözü vardı geçtiğimiz mülakat günü. Önce yarış, sonra barış. Yarışımızı yaptık. Bugün barış günü, Allah'ın izniyle yeni seçtiğimiz Bestami Başkanımızın yanında, arkasında, önünde koşma günümüz olacak bundan sonra inşallah. Bugün bayrak yarışı dedik. Bundan önceki başkanlarımızdan Allah bin kere, sonsuz kere razı olsun, bu günlere bizlere teslim ettiler. Biz de 2 yıl süresince emredersiniz Sayın Başkanım diyerekten görev aldığımız teşkilat başkanımızdan yine onun hayır duasını ve olurunu alaraktan bugün burada bu bayrağı İslam Başkanımıza devrediyoruz. Ben inanıyorum ki çok daha iyi, çok daha güzel günlerin kapısını aralayacak hizmet ve hamlelerde bulunacak. Ben yönetim toplantılarımda, dar toplantılarında özellikle son 6-7 aylık süreçte hep söylediğim bir söz vardı. Arkadaşlar, önümüzde bir kongre var. Bu kongrede Ayhan Bodur ilçe başkanı olmayabilir. Hiç önemli değil. Ayhan olmaz, Ahmet olur. Ahmet olmadı, Bestami Başkanım oldu. Hayırlı mübarek eylesin. Bizim için önemli olan hemen kısa bir zaman sonra yaklaşacak olan yerel seçimler, ondan sonra onu takip edecek olan genel ve cumhurbaşkanlığı seçimleri. Biz bugüne kadar hep seçimleri çok önemli, en önemli, aman ha, bu sefer ha, emanet oy diyerekten hep önemli olduğunu söylemiştik. Referandumda da yine bunu söyledik. Bazı yerlerde bize, ya başkanım, sizde hiçbir önemsiz seçim olmaz mı? Her seçiminiz bundan öncekilerden daha önemli diyerekten seçim çalışması yapıyorsunuz demişlerdi. Ben de o zaman demiştim ki, Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyuncaki en önemli seçimi gerçekleştiriyoruz referandumda demiştim. Allah'a hamdolsun sizlerin inancı ve gayreti bu aziz milletimizin desteğiyle referandumda da başarıyla sonuçlandı. Hamdolsun amacımıza, emelimize nail olduk. Ama ben diyorum ki arkadaşlar, bundan daha önemlisi önümüzdeki yerel ve genel seçimler. İlk günkü aşkla, ilk günkü heyecanla, azimle hep beraber iri, diri ve bir olaraktan çalışacağız. Bestami Başkanımıza benim buradan sözüm olsun. Bundan önce 6 aydır söylediğim, kim olursa olsun bu partide, bu davada hizmet etmek gibi bir şerefi Rabbim bizden almasın. Her daim yanında olacağım dedim. Ben sizlerden de, bugüne kadarki hizmet eden arkadaşlardan da böyle bir söz almak istiyorum. İnşallah yarınlarımız geçmişimizden aydınlık ve hayırlı olur. İnşallah akıbetimiz hayır olur. Çünkü ben inanıyorum ki niyetimiz hayır. Tekrar toplantımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Hepinize, hepimize Allah yar ve yardımcısı olsun diyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Ayhan Başkanı'ndan Allah razı olsun. Daha önceki yönetimdeki bulunan arkadaşlarımızdan Allah razı olsun. Bu bir bayrak yarışı. Biz yarış yapmadık. Bir kardeşçe biz kongremizi yaptık, görevleri teslim ettik. Biz şimdi bu bayrağı teslim aldık. Teslim aldık ama ateşten gömleğe daldık. Çünkü önümüzde 2019'un yerel ve genel seçimleri var. Şimdi daha önce büyüklerimiz bize şunu öğretti. Seçimin bittiği gün yeni seçim başlar. Bu mahalli idarelerde de, genel seçimlerde de aynı. Bir davaya inanmışız. Bu Ak Dava, Ak Dava'nın bir neferi olarak da bizler bu partide görev yaptık. Her kademesinde bulunduk. Bize belediye başkanlığı gibi bir görevi layık gördü bu parti. Allah'ıma hamdolsun, şükürler olsun, alnımızın akıyla da o görevi yaptık.
Şimdi arkadaşlar, önümüzde çok güzel bir süreç var. Bu süreci çok iyi değerlendirirsek 2019'da, 2023'te bizi bekliyoruz. Bunun için Ayhan Başkan'dan bugünden itibaren başladığımız devraldığımız görevi gece gündüz demedim. Sıkmadık el, çalmadık kapı, bakmadık göz bırakmadan bunu çalışacağız. Bayrağımızı 2019'da inşallah İskenderun'umuzda, Hatay'ımızda, Türkiye'mizde genel başkanımız, kurucu üyemiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a dimdik karşısında olacağız. İskenderun olarak hazırız diyeceğiz. Arkadaşlar, demin de dedik, bu bir bayrak yaşı. Ben daha önce görev yapan bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hepsine Allah razı olsun. Bu görevi tevdi ettiler bize genel başkanımdan. Bugünden itibaren de biz bu görevi devam ettireceğiz. Eski yönetimdeki bulunan arkadaşlarımız, yeni yönetimdeki bulunan arkadaşlarımızla beraber, hep beraber bu kapı Ayhan Başkan'ın ve daha önceki başkanların olduğunda açıktı. Şimdi de yine aynı açık. Burada hep beraber bu davanın birer nefer olarak da çalışacağız. Daha önce görev yapan arkadaşlara ben teşekkür ediyorum. Haklarını helal etsinler. Yeni yönetime giren arkadaşlarımız da çok güzel ve zor işler bekliyor. Çünkü gecemiz gündüzümüz yok, çalışacağız. Bu duygu ve düşüncelerle tekrar Ayhan Başkanıma teşekkür ediyorum. Ben bütün yönetimine teşekkür ediyorum. Bayrağı devraldık. Kendinden de Allah razı olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun. Hepinize saygılar sunuyorum. Başla Mazbatay'ı ya abi ben senden devralacağım. Mazbatay olarak da. Evet. Rabbim inşallah hayırlı mübarek eyler. Başkan bir de bir şey.